Sayın Mehmet Bekeroğlu olacak. Buyurun Sayın Bekeroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugünün en önemli tartışması F klavye, pardon F klavye denmez, F klavye, çünkü yerli ve milli. Yerli ve milli olduğu için arkadaşlar buna uymak durumundayız. Yerli ve millilik konusunda bir önerim daha var. Bu despotizm, faşizm, otoriterizm, Sayın Grup Başkan Vekilim, çok yerli ve milli değil. Firavunluk demek lazım. Yerli ve milli olan bu. Değerli milletvekilleri, yasaklardan gelen, yasakların içinden gelen, parti kapatmalardan gelen bir heyetin yasaklara sarılmasını gerçekten böyle ibretle izliyorum. Aynı şekilde yüzde elli oyla gelen bir heyetin muhalefetin ve muhalif olan herkesin konuşmasından korkmasını da gerçekten hayretle ve ibretle izliyorum. Değerli milletvekilleri, 2016 yılında Türkiye'de gazetecilerin tutuklu olması, akademisyenlerin düşüncelerini ifade ettiklerinden dolayı hapiste olması, bunlar anlaşılır şeyler değil. Gazetelerin kapatılması, gazetelere el konulması, televizyonlara el konulması, düşünce ve ifade özgürlüğünün araçlarının yok edilmesi, ortadan kaldırılması, susturulması, bunlar anlaşılır şeyler değil. HDP'nin vermiş olduğu önergede bir televizyonun, İmece televizyonundan söz ediliyor. Bir savcı çıkıyor RTÜK'e, bir yere yazı yazıyor ve o yazı, mahkeme yok, muhakeme yok, yargılanma yok, karar yok. O yazıya istinaden bu televizyonun Türkiye'de yayın yapması ya da yayınını yayması engelleniyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. 20 tane tutuklu gazeteci var. Bunlar tutuklu gazeteci mi değil mi diye tartışıyoruz diyorsunuz. Bunlar gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, başka şekilde şeyden dolayı yargılanıyorlar diyorsunuz. Bunlar inandırıcı değil. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa bir ülkede hiçbir şey yoktur. Hiçbir güzellik yoktur. Şiir yoktur, sanat yoktur, mimari, din, ortak iyi keşfetmek, bulmak yoktur. Mümkün değil böyle bir şey. Arge yapılamaz, bilim yapılamaz, hiçbir şey olmaz. Onun için düşünce ve ifade özgürlüğü esastır. Düşünce ve ifade özgürlüğü yoksa demokrasiden söz edemezsiniz, hiçbir şeyden söz edemezsiniz. İyi şeyleri yapıyoruz diyemezsiniz değerli arkadaşlar. Siyaset yapamazsınız. O nedenle anayasalar, bizim anayasamız ve dünyanın birçok demokratik ülkelerin anayasaları, siyaset yapanlar mecliste gel, milletvekillerine dokunulmazlık konusunda mutlak siyaset yapma konusunda, yasama konusunda mutlak dokunulmazlık getirmiştir. Şimdi bu gelen anayasa teklifiyle, anayasa değişikliği teklifiyle aslında bu konuda da ciddi bir problem ve tartışma ortaya çıkarıyorsunuz durup dururken. Değerli arkadaşlarım, maalesef ağzını açana terör yandaşı damgası vuruluyor ve susturuluyor. Bu yeni bir şey değil bu ülkede. Geçmişte de, hani eski Türkiye diyorsunuz ya, eski Türkiye'de de sürekli olarak özgürlüklerle ilgili, demokrasiyle ilgili, haklarla ilgili gelen talepler sürekli olarak, zor zamanlardan geçiyoruz, ülke tehdit altında, bölünme tehdidi var, irtica tehdidi var, şu var bu var diye engelleniyordu. Şimdi kızıyorsunuz sizin onlardan hiçbir farkınız yok dediğiniz zaman. Aynı şeylerdi. Bu kürsüde milletvekilleri çıkardı, hak ve özgürlük taleplerinde bulunurlardı. Dönemin iktidar sahipleri de çıkarlardı. Evet, haklısınız. Doğru, siyasi partiler kapatılmamalı. Siyasi partilerin kapatıldığı bir ülkede demokrasi olmaz. Ama ne yapalım ki bölünme tehlikesi var. Ne yapalım ki işte memleket zor günlerden geçiyordu, engelleniyordu. Siz aynı şeyleri yapıyorsunuz maalesef. Oysa ki bütün bu problemlerin altında, o zaman tehdit gibi gösterilen problemlerin altında temelde düşünce ve ifade özgürlüğünün tam olarak var olmaması, demokrasinin eksik olması vardı. O gün böyle davranıldığı için siz dahi birçok insan bu ülkede bedel ödedi ve ödemeye devam ediyor. Bu bedel ödeme bazı yerlerde çok ağır oldu, canlar gitti. Binlerce insan gitti. 40 bin insanın öldüğü, çok kesin şeyler bilmiyoruz. 40 bin insanın öldüğüne
1984'te başlayan terör, bu çatışma sebebiyle 40 bin insan öldü ve temelde bunların altında esasen düşünce ve ifade özgürlüğü eksikliği vardı, demokrasi eksikliği vardı. Evet, gazeteciler, akademisyenler düşüncesini ifade edenler tutuklanıyor. Üstelik yani tutuklanıyor diyoruz. Yargılanıyor ayrı bir şey. O da başka bir şey. Tutuklanıyor, tutuksuz bir şekilde yargılanıyor. Kaçamazlar, delilleri karartamazlar. Adeta intikam alır gibi davranılıyor. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Elbette bunları araştıralım. Niçin bunlar oluyor? Bunların olmaması için ne tedbirler alıyoruz? Önergeyi HDP'nin vermesi, AKP'nin vermesi, CHP'nin vermesi, MHP'nin bir şey fark etmez ki. Bunları gelin burada tartışalım. Söylenen şeyler budur. Bakın değerli arkadaşlarım, gerçekten yargı ile ilgili çok ciddi endişeler var. Sadece bu Balyoz, Ergenekon, askeri casusluk davasına bak. 5 sene evvel, 10 sene evvel verilen kararlara bak. 5 sene, 10 sene evvel. Bunlar nasıl karşılandı? İktidar partisi bunları nasıl değerlendirdi? İktidar yandaşı gazeteler, gazete köşe yazarları, televizyon yorumcuları bunlar için ne dediler? Bakın bugün gazetelerinizden birine bakın. 5 sene evvel, 6 sene evvel ya da 3 sene evvelki manşetine bakın. 10-18 kişi şeyden darbeden müebbet hapis aldı. Bugün de bakıyorsunuz kumpas ortaya çıktı. Değerli arkadaşlar, 5 sene geçti, 3 sene geçti. Geçti arada. Bakın yargı ile ilgili çok ciddi bir problem var. Bu tuzun koktuğu yerdir. Yargı ile ilgili bu kadar güvensizliğin bulunduğu bir ülkede hiçbir şey yapılamaz ve esasen düşünce ve ifade özgürlüğünden de söz edemeyiz. Bırakın yargıdaki problemleri, yargının verdiği kararları idare uygulamıyor değerli arkadaşlar. İstediği gibi uyguluyor. Bakın basınla ilgili bir davadan size söz edeyim. SKA Balıkesir. SKA Balıkesir bir basın patronuna veriliyor. İsmini anmıyorum burada. Veriliyor. Mahkeme, yerel mahkeme, idare mahkemesi ona itiraz eden, bölge idare mahkemesi, Danıştay her taraftan geçiyor ve iptal ediliyor bu. Ama her seferinde idare dolanarak başka kararlara vererek burayı, bu milletin yerini bu basın patronuna veriyor. Veriyor değerli arkadaşlarım. Yani yargıda problem olduğu gibi yargı kararlarını uygulama konusunda da problem var. Geçmişte de böyleydi. Yeni Türkiye diyorsunuz. Yok yeni Türkiye falan arkadaşlar. Siz eski Türkiye'nin bütün araçlarına sarıldınız. Siz eskiden mağdurdunuz. Şimdi mağdur ediyorsunuz değerli arkadaşlarım. Bunu görün. Ergenekon davası bunun en açık örneğidir. Hukuk devleti olmaktan giderek çıkıyoruz. Hukuk devleti olmaktan giderek çıkıyoruz. Darbe diyoruz, kızıyorsunuz. Darbe var, kızıyorsunuz. Ama biz fiilen hukuksuzluk var. Hukuk uygulanmıyor, hukukun dışına çıkılıyor. Böyle bir yönetime doğru yuvarlanıyoruz değerli arkadaşlarım. Size son bir şey söyleyeyim ve fazla uzatmayayım. Bakın, tüm dinler insanlar için iyilik arayan herkesin ortak bir arayışı var. Özgürlük arayışıdır. Peygamber Efendimiz de aslında özgürlük arayışı için gönderildi. O insanlara şöyle bir din, şöyle bir yaşam tarzı dayatmak için falan gelmedi. İnsanlara din, yaşam tarzı, düşünce dayatanların yanlışlıklarını ortadan kaldırıp her şeyin ayan beyan olmasını, açık olmasını sağlamak için geldi. Dindar bir ekibiz ya. Onun için geldi. Kimseye din falan dayatmadı. Sonunda dedi ki benim dinim bana, sizinki size dedi. Ama ne dedi? Fitne dedi. İnsanların önündeki, insanların düşünce özgürlüğü önündeki, ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldıralım dedi. Gerçeğin, hakikatin örtülmesini ortadan kaldıralım dedi. Ki insanlar kendi akılları ile gerçeği görebilsinler. İnsanın yeryüzüne gelişi imtihan değil mi değerli arkadaşlar? Peki size ne oluyor? Siz neden korkuyorsunuz? Neden çekiniyorsunuz? Niye böyle bir taraftan büyük bir özgüven varken diğer taraftan bir korku? Nedir bir korku? Karaman'da bir olay oldu. Faili yakalandı. Yargılanacak filan. Siz niye bu kadar paniğe kapıldınız arkadaşlar? Sizle ilgili değil ki. Her tarafta olabilir. Her tarafta bu tip kişilik bozuklukları olabilir. Size ne oldu? Niye gazeteler, neyi sevindik ya, devrimci gelenekten geliyormuş bu adam. Arkadaşlar yanlış. Böyle bir şey yapmanız için hiçbir sebep yok.
ama eski alışkanlıklardan fark edemiyorsunuz ve Türkiye'yi, hepimizi bir karanlığa doğru yuvarlıyorsunuz. Şimdi %50 almak, %49 almak, bunlar önemli şeyler değil. Bir firavun yönetimler geçmişte de günümüzde de %90'larla, %95'lerle seçilebilmişlerdi. Karne önemli olan, seçildikten sonra özellikle sizin gibi düşünmeyenlere nasıl davran